Sinefil kafasından herkese merhaba. Gözden kaçmasın yeni bölümünde beraberiz. Evet. Üçüncü bölümündeyiz. İlk iki bölümde beklediğimiz reytingi alamadık ama olsun dedik. Devam ettirelim biz bu bölümü. Evet, bu bölümde de bizi değişik değişik haberler bekliyor. Bunlar hakkındaki görüşlerimizi sunacağız sizlere. O halde başlayalım. İlk haber gelsin. Joker, Venedik'te Altın Aslan'ı kazandı. Bir çizgi roman filmi, bir DC filmi. Şaşılacak bir şey, ne diyorsun Aktan? Ben şeyi sormak istiyorum sana. Marvel'dakiler ne düşünüyordur şu anda? Şu an ağlıyorlar. Ağlıyorlar yani. Hiç kale bile almıyorlar da DC'yi. Her şeyleri zaten patlıyor falan derken bu çok olay oldu yani. Ya bir de yorumlar şöyle sanki biraz. Hani Dark Knight hep Godfather derler ya. Evet. Bu sefer herhalde Godfather 2 geliyor. Değil mi artık? Dark Knight'a ben onu demeyi seviyorum. Yani şey, çizgi roman uyarlamalarının Godfather'ı diye. Bu herhalde nasıl diyeyim artık, Todd Phillips bile bütün filmleri komedi filmi sonuçta. Zaten bu Hangover da ne bereketli filmmiş arkadaş yani. Yok senaristi gidiyor Chernobyl'i çekiyor, yönetmeni gidiyor Joker'i çekiyor. Ya Joker'leri zaten büyük ihtimal Joaquin Phoenix Oscar'a doğru adım adım gidiyor. Sana söylemiştim değil mi? Söyledin de hiç seni kale almamıştım. Ya derim anca hani aday olurdu. Şu an en güçlü aday gibi rahat. Öyle gidiyor. Hatta sonrasında belki en iyi film adaylığı bile gelecek gibi duruyor Joker'in. Bu senenin hit filmi. Jüriyi tebrik etmek gerekiyor. Gerçi çok olaylı bir şey oldu. Yani Luc Leschamart'ın açıklamaları, hem Polanski meselesi, hem Joker. O jüriden bu film çıkması çok enteresan. Çünkü Luc Leschamart'ın filmlerinin çoğu kişi bitiremez bile. Evet. Yani festival izleyicisi bile zorlanıyor derken Joker gibi bir filme vermesi. O jüride neler döndü merak ediyorum. Ya yani, bir de şöyle bir şey var yani, atıyorum jüri başkanının gerektiğini yaptı mesela. Nasıl bir jüri yaptılarsa işte çok iyi bir jüri oylaması olmuş. Yani şöyle, iyi filmi görmedik büyük ihtimal ama yani işte desteklemediği, hiç sevmediği bir adamın filmine ödül verdi. Nasıl bir jüriyse. Ben takdir ettim açıkçası. Ben de. Jüriyi yaptı olması yani. Gereken o. Zaten başından beri şey demişti yani, Polanski'nin filminin dedi gala gösterimine katılmayacağım. Çünkü hani jüri alkışlıyor ya bittikten sonra. Alkışlayamam demiş. Dedim olabilir. Kendi kişisel kararı. Sonuçta filmi izlememe gibi bir şansı yok. Zaten izleyecek. İzledi de ve puan durumlarına baktığımızda zaten en üstte hep iki film vardı. Joker ve Polanski'nin filmi. Dolayısıyla ikisi de iki büyük ödül ikisine gitti. Yani aslında genel şeye göre bakarsak hakkaniyetli gitmiş gibi. Filmleri izlemeden bir şey diyemeyiz. Böylece Almodovar jürisine karşı 1-0 öne geçti bence. Öyle ama yine aslında şey var. Almodovar'ın protesto etme sebebi Okja ve Meriç Story Netflix filmi olmalarıydı. Burada da Netflix Meriç Story ödülsüz döndü. Netflix'e devam ediyor ama olabilir. Ama bu sefer yani yine Netflix olmamalı diye bir açıklama gelmedi. Bence evet, gereksizdi. Bence bu konuyu da çok uzatmayalım. Evet. Evet, Richard Linklater yine gündem olmayı başardı. Yine bir uzun süre çekilen bir filmle. Yani Boyhood zamanı ne kadar çıldırdığımı biliyorsun. 12 yılda çekildi, 12 yılda çekildi diyerek onu şimdi onu da üzerine geçecek. 20 yıl yani. 20 yıla yayılan bir film. Ya bir de iki film 32 yıl. Bu nasıl bir çılgınlıktır yani? Hayatını, ömrünü direkt bu filmler için adıyorsun falan. Ama birazcık şey de görüyorum ben. Sanki hobi olarak arada çekiyor. Sonra araya başka projeler falan sığdırıyor. Evet evet. Dayanak noktası yine Boyhood gibi olacaksa, yani bu film 20 yılda çekildi, bu filme kötü bir şey diyemezsiniz olacaksa, çok kötü yine eleştiririm Boyhood'u eleştirdiğim gibi. Ama şöyle düşün yani, bir de 20 yıl sonra Oscar'da olacaksın. Ama şimdi şey var yani, Boyhood zamanı ben şey yazmıştım. Yani filmde o kadar büyük bir yönetmenlik başarısı da görememiştim. 12 yılda falan çekmiş ama şey yapmıyorum. Filmin en büyük başarısı 12 yıl boyunca Ethan Hawke'ın ölmemesi diye. Şimdi oyuncuların 20 yıl ölmemesi ve Linklater'ın ölmemesi lazım. Ama bir şey diyeceğim. Ölseydi de şöyle bir şey olurdu. Öldüğü kareyi falan verirdi belki. Bir gün sonrasını pardon. Öldüğü kareyi vermezdi. Neyse, bunu da karıştırmayalım. Yani 20 yıl sonra artık yaşıyor olursak muhtemelen yine Oscar'a aday olacak en iyi yönetmen. Bilmiyorum ne çıkar. Abi bir de işin tuhaf tarafı, yönetmen yaşayabilecek mi? Yönetmenin de yaşı var çünkü. Arada yaşar ya, 70 olur, 50 falandır değil mi şu an? Evet. Yani Scorsese falan şu an devam. İşte. Eastwood devam. Yaşarlar ya, Hollywood'da çok uzun yaşıyorlar. 26. Adana Altın Koza Film Festivali. Evet, Altın Koza ismine yeniden geri dönüldü. Bu yılda heyecan dolu bir ulusal yarışma ortaya çıkacak ve jüriler de belli oldu. Evet. İlk önce jürilerle başlayalım istersen. Jüri Başkanı Seda Yılmaz. Ya, bence iyi bir seçim. Evet.
Zaten çok sevdiğim bir isim Serra Yılmaz. Jüri başkanı olarak da yakışacağını düşünüyorum. Ulusal yarışma seçkisi için değil de bu açıklamaları var bu yıl Adana'nın hani bu jürilerdeki kadın sayısıyla erkek sayısının orantısı hakkında. Kadir Beycioğlu da açıklama yapmıştı sanırım. Kadın sayısı daha fazla. Toplam hani bütün ulusal yarışma jürisi, kısa film jürileri hepsini toplayınca kadın sayısı daha fazla. Bu jüride de Öykü Karayel var. İksem Başarır, Emine Yıldırım. Var. Zaten evet. Yani sonuçta fırsat eşitliğini vermek zorundalar her dalda, her şeyde. Bunda olması gerekiyordu. Aslında normali bu yani. İnsanlar şaşırıyorlar, o yenilik falan diyorlar ama normali bu. Yarışmada iki tane kadın yönetmen filmi var. Pelin Esmer'in Kraliçe Lear'ı ve Eylem Kaftan'ın Kovanı. İkisi de aslında ilginç filmlere benziyor ama Pelin Esmer'in yeni filmi, şöyle diyelim, daha önce bir belgesel çalışması vardı. O filme büyük oyun muydu? Oyun ya da büyük oyun, ikisinden öyle bir filmi vardı. Ona benzer bir yöntemle daha amatör oyuncularla ilerleyen bir Shakespeare uyarlaması anladığım. Çünkü tam da çok aşırı ayrıntı yok. O yüzden mesela şey vardı, Cesar Must Die diye bir film vardı. İtalyan filmi. Biraz ona benzeyecek bir film gibi görünüyor. Seçkiden sadece iki tane filmi önceden izledik. Aden Görülmüştür. Onları zaten konuştuk, onları evet. Geçelim. Onlar işte iki tane o vardı. Çoğunluğu aslında yeni film. İşte Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hastası. Evet, Kuan Sezer'in merakla beklediğimiz Küçük Şeyleri. Oscar adayı bir film. Onun dışında Ali Aydın'ın filmini ben yıllardır merak ediyordum. Küften sonra hiçbir şey çekmedi. Onda evet. Kronoloji. Bu da ilginç bir filme benziyor. Birkan Sokullu, Cemre Ebüzüye, Serkan Keskin, Tansu Biçer var. Galiba görsellerden ve hafif bir küçük bir görüntü vardı. Orada anladığım kadarıyla bir hesaplaşma filmi gibi görünüyor. Evet. Yarışmada bir de şey var, belgesel film var, Şehitler diye. Evet. Şehitler de daha önce Antalya'ya ile aynı zamanda yapılan ulusal yarışmada yarıştı diye hatırlıyorum. Oradan gelen bir film. Ve Burak Çevik'in aidiyeti. Evet, Burak Çevik yeni filmiyle ödül aldı, hayırlı olsun. Evet. Aidiyeti o yüzden çok merak ediyorum. Bu sefer farklı sularda gezdiğini düşünüyorum. Çünkü ilk filmiyle biraz ayrıksı duruyorlar hikaye olarak. Yine Burak Çevik'in tarzı zaten hep deneysele kaçtığı için yarışma içinde yine en ayrıksı film onunki olacaktır ama nerede konumlanacak? Seyirci ikiye bölecek yine, evet. Büyük ihtimal. Böyle güzel filmler geliyor. Altın Koza'yı merakla bekliyoruz. Umarım güzel bir festival olur. Netflix her gün farklı dedikoduyla karşımıza çıkıyor. Bu sefer karşımıza Kurtlar Vadisi Netflix'e yeni sezonuyla geliyor diye bir haber çıkmıştı ama yalanlandı. Panafilm açıkladı, yalanladı. Böyle bir şey yok diye. Yalanlasa bile şimdi şunu, Netflix'te galiba eski diziler var. Hani Ezel, Leyla ile Mecnun. O bölümleri falan izliyorsun. Benim derdim o değil. Hani onları içerik doldurmak için yapabilirsin de. Eskiden bitmiş dizileri, zaten mesela televizyonda nelerden kaçıyoruz? Birinci şey Kurtlar Vadisi ya da ergen dizileri, bu aşırı popüler olan. Bu Aşk 101 geliyor mesela, bu eski. Eski değil, o yeni bir dizi sonuçta. Yok yani eski, evet. Lise dizilerine benzer bir şekilde yapmışlar. Eski bu tarz televizyondan zaten kaçtığımız dizileri geri getirmesini ben anlamlandıramıyorum. Netflix kitlesi o değil. Ya bir de döneminde güzel her şey. Şimdi o zaman bizimkiler Mahalle Muhtarları mı getirelim? Yok, bizim televizyonda falan zaten getirirler. Hani de Netflix niye getiriyor bunu? Evet, Netflix biraz o konularda. Aslında bu arada bizimkileri de geçen baktım. Evet. Bir bölüm 40 dakikaymış. Yani aslında tam Netflix formatıymış. Ben bunu bir ara tweet attım, sonra sildim. Direkt hemen bana genel izleyici kitlemizden sataşanlar geldi. Netflix izleyicisi bir kendiniz mi zannediyorsunuz falan. Halkın istediği bilmem ne. Evet. Ama bu çocukken mesela izlerken bizimkiler bana şey gibi geliyordu. Sanki 2 saat 3 saat izliyormuşuz gibi geliyordu. Hayır, kısacık diziymiş. O dönem sabırsızlık herhalde. O yüzden fazla şey geliyordu. O dediğin doğru. Ben eskiden o izlediğim tarz o dizilerden bir tane bir ara bir bölümünü açtım. Bir tanesinin bölümü şeye çıktı. 26 dakika bölüm. Öyle bir bölüm bile çıktı yani. 40 dakika varmış. Hmm. 26 dakikalık bölüm bile varmış. Şimdi 2 saat 26 dakika. Ya ona bakarsan Ezel dizisi de reklamlarla o kadar uzatılıyormuş. Reklam gire ne izlediğimizi anlayamıyorduk. Evet. Peki sence olmalı mı son olarak? Olmamalı. Bence de olmamalı. Yeni diziler bulun. Yeni kafalar, yeni fikirleri görmek istiyoruz. Hakan Muhafız ne kadar kötü de olsa bir denemeydi. Denemeler yapın. Yani deneyin. Çünkü deneye deneye iyileşeceğiz bence. Terence Malick yeni filmiyle geliyor. Adam durdu durmadan film çekmeye başladı. Ya yeni filmini bekliyor şu Hidden Life derken yine bir tane daha çıktı. Bu sefer dini sularda geziyor. İsa filmi galiba. Evet, Mark Rylance şeytan oynayacakmış.
Ondan da ne şeytan olur ama. Sonra Son of Show'daki başrol oyuncusu Geza Röhrig. O da İsa'yı oynayacakmış. Matthias, soyadını okuyamadım, Schoenaerts'de İsa'nın varisi. Oynayacakmış. Aslında böyle felsefi, sonuçta insanların iç konuşmaları olan epik bir film karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Belki de Malik için iyi olur. Çünkü Malik böyle filmleri iyi yapıyor. Ben tahmin ediyorum filmi ya. İşte görüntüler, kesmeler, iki tül, perde falan filan. Neyse, o dönem perde yokmuş o. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Vışt, vışt. Ve son haberimiz İngiliz yönetmen aykırı benim sevdiğim Ben Wheatley'nin Tomb Raider'ın devam filmini çekeceği. Evet, bir bağımsız yönetmeni daha kaybettik. Evet, başımız sağ olsun. Ben açıkçası Ben Wheatley'nin tüm filmlerini sevmiyorum. En sevdiğim film Kill List'idir, ilk filmidir. Ben Wheatley'nin benim sevdiğim filmlerini Hak'tan sevmiyor, Hak'tan sevdiği taraflarını ben sevmiyorum. Yani sen Kill List, ben Kill List'i sevmiyorum. Ben de High Rise'da Free Fire'a bayılıyorum. Sen de onları sevmiyorsun. Ama ben üzüldüm açıkçası. Yani ne kadar sevmesem de bir bağımsız ruh açıkçası bana ümit veriyordu. Yani burada yine ne olacak? Ben Wheatley Tomb Raider'a ne katacak ki? Zaten Tomb Raider'ın yeni filmi neydi ki ne olsun? Diye düşünürken heyecanlanmadığım bir proje. Ama Free Fire mesela şeydi, biraz daha ana akıma yakın bir filmdi aslında bazı açılardan. Tarantino, Ricci falan biraz karışık, eğlenceli. Anladım. Ben Wheatley biraz aksiyon filmi çekmek istiyor. Böyle aksiyon sahneleri çekip kendine gelmek istiyor. Çeksin, rahatlasın, sonra geriye dönsün işte eski filmlerine artık. Peki başarılı olur mu sence? Olmaz. Tomb Raider'a da çünkü artık bilgisayar o şey yok. Peki şey olur mu? Bilgisayar oyunlarının Godfather'ı? Vujt. Evet, Gözden Kaçmasının bölüm 3'ünün sonuna geldik. Bu hafta haberlerimiz bu kadardı. Çok da yani çok dikkat çeken bir haber çok yoktu. Çok heyecanlandırıcı haber yoktu ya. Bir her zaman, çünkü sonuçta Can Yaman dünyanın en iyi oyuncusu seçilmiyor. Evet, yani böyle büyük bir haber. Evet, bu hafta bunlarla idare edin artık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlara fikirlerinizi, konular hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Like tuşu.